Selam arkadaşlar. Bir tane kargom geldi sizinle birlikte. Açmak istedim. İngiliz Home'dan almıştım. Dün aldım, bugün hemen geldi. Normalde teslimat tarihi 5 gün sonraydı. Ama gerçekten çok şaşırdım gelmesine. Fincan aldım. Hemen göstermek istedim. Sizlerle birlikte açmak istedim. Bakalım nasıl gelmişler. Umarım hasarsız gelmiştir diye düşünüyorum. Fincan aldım. Başka da bir şey yok zaten. Şimdi şöyle önce anlatayım. Ben bunları bir gün öncesinde sipariş verecektim. Normalde böyle indirim falan yoktu ama zaten bu fiyatlardaydı diye düşünerek dedim ki alırım hani. Sonra bir şey oldu, ben fincanları almadım. Ertesi gün oldu akşam ve bir anda bir bedava oldu. Ekstra bir limiti geçtiğim zaman 80 TL indirim oldu. Ekstra bana 13 TL hepsi pay indirimi oldu derken yani resmen iki tanesini bir tanesinin fiyatından daha da aza denk getirdim, şaka gibi. Normalde bir tane alacaktım. Ben aslında hediye etmek için almıştım ama hediye edeceğim ama bir tanesi de benim olacak diye düşünüyorum. Şöyle bakalım. İkisi de aynı zaten. Umarım herhangi bir sıkıntı, bir sorun gelmemiştir diye düşünüyorum. Ay çok güzeller. Vay çok güzeller. Çok güzeller. Şöyle yakından göstereyim size de. Çok şık durmuyor mu? Artık görsellerimde görürsünüz. Kitap okurken paylaşırım. Bayağı da geniş. Alt kısımlarını da göstereyim size. Şöyle göstereyim. Bayağı korunaklı geldi. Eğer almak isterseniz yani bakabilirsiniz. Ben zaten İngiliz Home'dan böyle kupa bardak almaya çalışıyorum. Hem güzel oluyor hem de böyle indirim iyi oluyor yani. Şöyle şimdi. Bir tanesi böyle. İstediğim. Çok şık. Oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama gerçekten parıl parıl. Herhangi bir hasar var mı? Bakalım. Yani büyük ihtimalle ben zaten bunları elde yıkarım. Hasar falan yok. Bu da şöyle. İkisinin farklı olması bence daha iyi diye düşünüyorum. Çünkü evde kahve içen sadece benim. Farklı farklı kullanırım. Çok beğendim. Diğerini açmayayım. Diğeri de zaten aynı. O yüzden açmama gerek yok. Alışverişim bu kadardı. Selam arkadaşlar. Biraz önce markete gitmiştim. BİM'e bu Eğlenceli Gözler diye boyama kitabı gelmiş. Ondan aldım. Aslında birçok şey almak için gittim ama maalesef kalmamıştı. Ben de bunu Alparslan için aldım. Çok tatlı çizimleri var. Beğendim. Bir de gözleri olması belki şöyle dikkatini çeker diye düşündüm. Basit de boyamaları var zaten. Bir de oradan sonra Migros'a gittim ve Meraklı Melek dergisini orada buldum. Aralık sayısının bu. Şöyle göstereyim. Aralık 2023. Ben bu dergiye abone oldum aslında. TÜBİTAK yayınlarından. Senelik böyle 12 ay boyunca bana her ay dergi gelecek. 75 TL'ye üye oldum. Ama Ocak ayı gelmedi. Çünkü Şubat ayında gelecek. Ben Ocak'ta üye olduğum için. Ama bunu görünce alayım dedim. Bakayım içinde neler var ve 9 TL'ydi sadece. Yani çok uygundu. Hemen sizinle birlikte bunu açmak istiyorum. Beraber bakalım. Evet, böyle daha rahat çekebilirim diye düşünüyorum. Açtım ve geldim. Şöyle bir tane içinden dergi çıkıyor. Şöyle yaparsak evet. İçerini şöyle göstereyim. Bayağı canlı, renkli. Tam çocukların dikkatini çekebilecek ve kaliteliymiş. Ve kardan adam konseptini Alparslan bence çok beğenecek diye düşünüyorum. Şöyle çok tatlı, baksanıza. Çizimler falan çok güzel. Bilgilendirici bir kitap. Öyle. Bütün sayfalarını göstereyim size. Merak eden olursa. Aa, burayı da çok sever.
Evet, buraları da çok sever Alparslan. Bir de galiba kardan adam yapılıyor. O peynirden kardan adam. Şuna bakın. Kardan adam yapımı falan var burada. Bu dergi böyleydi. Hızlı hızlı göstermek istedim. Çok tatlı. İçinden bir tane şöyle poster çıktı. Birazcık hasarlı ama şansa diyelim artık. Çok tatlı. Baksanıza, ben serçeleri çok severim. Şurası birazcık hasarlıymış. Ben alırken fark etmedim. Olsun ama sıkıntı değil. Ve arkasında da böyle kardelenler var. Böyle büyük poster. Ne yaparım bilmiyorum posteri ama serçeler çok hoşuma gitti. Bunları hiç bilmiyorum şimdi. Kar oynamaya çıkıyoruz. Oyunu bir. Bunları keseceğiz galiba buradan. Şöyle bir şey. Burada da kardan adamların. Aa, eşleştirme oyunu. Bunlar buradan çıkıyor. Ve eşleştiriyoruz. Rengine falan göre herhalde. Çok emin olmasam da. Bu neymiş? Kart kutusunun yapılışı. Ha, bunun kutusu var. Kart olarak bunun içine koyuyoruz. Bir ara bunları yaparız. Bu da aynı. Ya çok tatlılar. Alparslan bunlara bayılacak ya. Gerçekten. Çok güzel. Yine aynısı. Biraz öncekinin aynısı. Şöyle. Bunları herhalde kıyafet giydireceğiz diye tahmin ediyorum. Yine kardan adamlar. Evet. Evet. Eskiden ben küçükken de böyle şeyler vardı ve ben çok severdim. Barbie bebeklere böyle kıyafet giydirirdik. Bu da onun gibi olmuş. Bunlar da kıyafetleri. Bakalım. Bunlar bunların da. Bu neymiş? Hacı Yatmaz kardan adam. Evet, bununla kardan adam yapacağız. Gerçekten çok çok heyecanlandım. Bu da devamı. Ay çok güzel olacak. Ya 9 liraya şunların hepsini almak şaka mı? Gerçekten. Şu çıktı bile ya da yırtıldı, emin değilim. Bu neymiş? Kar taneleri. Bu da kardan adamın devamı. Ya asla bitmiyordu. Gerçekten yine kar taneleri. Aa, etiket, sticker. Çok tatlılar. Ben bunları ajandamda kullanırım. Alparslan'a vermem bu arada. Bunlar da böyleydi. Bu neymiş? Etkinlik kitapçı. Evet. Bakalım. İçeriği de böyleymiş. Kar tanesini tamamla. Kevime sesiyle başlar falan filan. Bu da ekstra böyle bir şey. Etkinlik. Yani ben kendim heyecanlandım şu an bunlar için. Gerçekten çok çok güzeller. Çok 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 beğendim. Merakla her ay ne gelecek diye artık sabırsızlıkla bekleyeceğim. Merak ederek bekleyeceğim. Her ay bana bunlardan gelecek. Her ayın konsepti farklı oluyor. Geldikçe ben size buradan göstermeyi planlıyorum. Hemen size göstereyim dedim bunları, parçalarını. Bunu böyle küp yapıyorsunuz, atıyorsunuz. Mesela ne geldi? Pantolon. Hemen pantolonu çocuğa giydiriyorsunuz. Bu şekilde bir oyun. Kardan adamı da hemen böyle yaptım ama 1 saat sürdü yapımı. Bayağı zormuş. Şöyle yıkılmıyor. Pardon, böyle. Bu şekilde bir kardan adam. İçine oyun hamuru konuyormuş yıkılmasın diye. Bayağı zor yapımı. Yani ben apasanıyorken kitap okumak yerine bunu yaptım. Böyle de bir şey yani, güzel. Bir de şu kartları göstereyim. Bu kutuyu yaptım. İçinde kartlar var. Bunları eşleştiriyorsunuz. Ya da böyle ters çeviriyorsunuz mesela. Buluyorsunuz gibi. Bu da güzel. Kısaca bahsetmek istedim yani, hoşuma gittiği için. Selam arkadaşlar. Ben Melisa Kesmez'den Not Oda kitabını okuyorum. Küçük bir güncelleme yapmak istedim. Arada sırada vloglarımda okuduğum kitapları da gösteriyordum, biliyorsunuz ki. Ama kitaptan önce söylemek istediğim bir şey var. Son şarjımla bu videoyu çekiyorum. Sabah 9'dan beri, şu an saat 5 oldu. Sabah 9'da kalktık. 9'dan beri elektrik yok. Hiçbir şekilde de gelmedi.
Mahallede böyle direkleri falan değiştiriyorlar büyük ihtimalle ama yani o kadar soğuk ki dışarısı, yani neredeyse kar yağacak öyle bir soğuk var. Ev buz gibi oldu. Gerçekten buz gibi oldu. Kaç kat giydiğimi görebilirsiniz. Alparslan uyudu. Zaten o 4 gibi uyudu zaten. Şu an saat 5. Bilmiyorum ne zaman gelir. Hala gelmedi. Şaka gibi. Gerçekten burada elektrik kesintisi haftada 3 kere falan net oluyor. Su kesintisi de oluyor. Şaka gibi ya, gerçekten bilmiyorum ne olacak. Allah'tan Alparslan uyudu. Çünkü ev gerçekten çok soğuk. Üstüne baya bir yorgan falan koydum. Umarım gelir. Yani olacak iş değil. Neyse. Kitaba başladım. İlk hikayeyi çok sevdiğim söylenemez. Ama yine de umutluyum. Çünkü birkaç tane hikaye olacağını düşünüyorum. Seveceğim illaki birkaç hikaye olur diye düşünüyorum şöyle. Bakalım. Zaten daha 21 sayfa okudum. Böyle. Selam arkadaşlar, bu videoda Naruto'da kitabını okuduğumdan bahsetmiştim. Kitabı okuyup bitirdim. Çok kısa duygularımdan bahsetmek istiyorum. Hatta yazarın bende iki tane daha kitabı var. Hemen onları da göstereyim. Küçük Yuvarlak Taşlar kitabını ben çok önceden okuyup bitirmiştim. Çok sevince diğer iki kitabına sipariş vermiştim zaten. Bir de Bazen Bağır kitabı var. Bunu henüz okumadım. O yüzden bir yorum yapamayacağım. Ama Naruto'dayı an itibariyle bitirmiştim. Hatta bugün Ocak ayında okuduğum kitaplar videosunu da çekmiştim. Orada da bahsettim. Güzel öyküler ama bana hitap etmedi. Yani her yazarın her kitabı bana maalesef ki hitap etmiyor. Ödüllü de bir kitap bu arada. Çok fazla beklentiyle okuduğum için belki olabilir diye düşünüyorum. Hikayelerin içinden ben en son hikayesini daha çok beğendim. Bulalım. Kız kardeşim Handan'dı galiba. Evet, bir de Görüşürüz'ü birazcık beğendiğimi hatırlıyorum. Yazara başlamak için güzel bir kitap olabilir ama her yazarın her kitabı bana hitap etmiyor. Size de öyle olabilir diye düşünüyorum. O yüzden benim favorim hala Küçük Yuvarlak Taşlar. O kalbimde ayrı bir yere sahip gerçekten de. Ama anlatımı güzel. Buradaki hikayelerde çok fazla betimleme var bence. Bir de böyle altını çizdiğim hiçbir yer olmadı gibi bir şey. O yüzden bilemiyorum yani. Ama beklentisiz okuyabilirsiniz. Şöyle arka kapağını da bırakayım. Zaten ayrıntılı yorumumu yaptığım için okuduğum Ocak ayında okuduğum kitaplar videomda bu kadarcık olsun. Bu videoda burada bitsin istiyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.